Öğrenci için neresi uygun? Hiçbir yer. İstanbul'a gelme. Özür dilerim ama değil abi. Yurtta kal abi. Oğlum bu arada ahşap zemin kötü bir şey değil bu arada. Onurcan siz... Ya ben rezidans istemiyorum mesela. Ben şeyi sevmiyorum abi. Ben rezidans hayatını sevmiyorum. Ben ahşap şeyi tercih ederim herhangi bir rezidans hayatına. Çok gıcırdıyor. Bakımını yap. Hani rezidansta yaşayacağıma %100 Beşiktaş'taki Sikka evde yaşarım ve tamir ederim daha iyi. Tanınan kişinin için rezidans daha mantıklı. Değil ya. Rezidans o dediğin kadar kötü değil. Bence öyle. Ben rezidans sevmiyorum ama. Ben rezidans seven, hiçbir zaman seven bir insan olmadım. Ev sıkıntı değil, komşu. Şöyle söyleyeyim, rezidanslarda komşu daha büyük problem. Çünkü birçok rezidanslarda duvarlar kağıttan olduğu için birçok yayıncı da zaten. Ya tam tersinde bir ses problemi yaşamak istemiyorsanız Beşiktaş gibi bir yere taşının. Alt taraftaki herif ölsün, top imkanı yok. Benim mesela bir önceki evde öyleydi. Alt kattaki evden alt kat boştu benim bir önceki evde. Adam taşımış, ben bilmiyordum bunu. 3 ay sonra öğrendim. Yani o kadar. Hiç ses, yani adam taşınma sesini bile duymadım. O biraz adamına bağlı. Güvenlik sorunu olmaz mı? Yani. İlk taşındığınızda ses yapıyorsun diye şikayete gelmemişler miydi? Yok. O şeydi. O yeni yapılan bir binaydı. Ben ilk bu bölgeye taşındığımda yeni yapılan bir binaya taşındım. O binada bok gibiydi. Herif maldan kaçırmış. Duvara şey yapışmış, yani yapıştırmış. Duvar kağıdı yapıştırmış. Duvar yoktu yani. Öksürüyordum, herif duyuyordu. Çok kötüydü. Şişli bölgesindeki yeni evlerin en büyük problemi de o da. Herhangi bir yeni evlerin de en büyük problemi o abi. Ben dedim, ben rezidans seven bir insan değilim. Ben yani rezidans hayatında seven bir insanlar değilim. Çünkü bir de rezidansların genellikle hepsi şehrin merkezinden biraz daha uzakta ve yani rezidans şöyle bir şey abi. Ben şeyi sevmiyorum. Ben bu yaşam tarzıyla alakalı, insanla alakalı. Benim sevmemekle şeyim. Mesela ben şey yapıyorum abi. Evden çıkıyorum. Çok güzel dışarıya gidebiliyorum. Yürüyebiliyorum. Bir yani mahallede yürüyebiliyorum. Nişantaşı'nda yürüyebiliyorum. Beşiktaş'a inebiliyorum. Bilmem ne yapıyorum. Bunu birçok rezidansta yapamıyorsun. Ben o şeyi seviyorum yani. O şehrin içine çıkabilme olayını seviyorum. Arabayı alayım şu. Arabam var. Kullanmıyorum. Ne yapayım? Niye kullanayım? Yürüyebiliyorum. Metro daha güzel. Metro, metrobüs, Marmara. Yetiyor abi adama. Yani ne yapayım arabayı? Geçen Marmara'nın orada karşılaştık. Elindeki kask mıydı? Evet, kasktı. Bak mesela aynen. Marmara'nın orada geçen, evet, karşılaştık. Pintisine benzin pahalı. Yok abi, ben arabayı 10 senedir kullanmıyorum. O zaman benzin uzundu. Pintilikle alakası yok. Ya yani arabaya benzin koyacak kadar param var arkadaşlar. Para konusunda hiçbir zaman bir sıkıntım olmadı. Hiçbir zaman olduğunu da söylemedim. Hiçbir sıkıntım olmadı hiçbir zaman. Ama yani param olduğu mamlı gibi harcayan manasına da gelmez. Aynı zamanda İstanbul araba kuran deli. Yani ihtiyacım yoksa İstanbul'da asla araba kullanmayacağım. Uzancı Müslümanca araba marka toplu taşıma kullanmak ne? Mal mıyım oğlum, niye araba kullanayım? Ya hiçbir manası yok oğlum. İstanbul'da araba mı kullanılır? Yani İstanbul'da araba kullanıp ondan sonra araba kullanmanın mantıklı olduğunu düşünen delidir. Hani cidden delidir abi. Yani herhalde hiç o şeyde trafiğe girmediniz. Ya ben gece 2.30'da toplu taşımaya farklı tuvul tım tık tıkış. Toplu taşımaya binmediğini düşünüyorum. Çok eminim. Toplu taşımaya binmediğini düşünüyorum. Evet, Mall of İstanbul trafiğine bir gün bir girin, ondan sonra bak bakayım arabayı bir daha kullanıyor musun? Yani metrobüs çok farklı. Metrobüs zaten ayrı bir olay. Metro ve Marmaray hiçbir zaman tıklım tıkış değil. İş çıkışları dışında. Mesai saatleri dışında biniyorsun. Evet, mesai saatleri dışında biniyorum. Aa, zaten merkezde oturduğum için konuşuyorum Cemoko. Bu dediğim. Bahçeşehir'de oturuyorken zaten... Gerçi Bahçeşehir'de de ben araba kullanmıyordum lan. Çünkü şey daha kötü oğlum, Bahçeşehir trafiği adamı bitiriyor. E57 kullanıyordum. 76E kullanıyordum. Arabayla çıkacağımı 76E ile giderim daha iyi. Mahmut Bey gişesine mi gireceğim, kafa atacağım? Deli miyim lan ben?
Mahmut Bey gişesinde zaman geçiren herhangi bir birisi araba kullanmayı sevemez. Bana kimse bunu kanıtlayamaz yani. Mahmut Bey gişesinde yaklaşık 1,5-2 sene geçirdiyseniz arkadaşlar, arabayı bırakırsınız. Direkt arabayı bırakırsınız. Bak çok net eminim. İstoç, Mahmut Bey bu bölgeye git gel yapıyorsanız arabayı kullanmayı bırakırsınız. Çok yaşadım. 15 sene boyunca yaşadım. Bırakıyorsun araba kullanmayı. Aynı zamanda Şişli'de de kullanınca oğlum. Şişli'de de kullanınca yani. Mesela ben burada... Oğlum o kadar aptalca ki. Ben bu evden, Nişantaşı'ndan çıkıp Levent'e gidip 1,5 saatte gittim bir kere. Lan yani... Ya... Görüyorum lan bu evden. Evden şu anda Levent'i görüyorum ya. Bak görüyorum, gözümde şu anda kule görüyorum yani. Aynı şeyi bir sonraki gün martıyla gittim. 20 dakika sürdü. Motor al. İstanbul'a motor siksen kurmam. Kullanıyordum. İstanbul'a motor kullanıyordum. İstanbul'a motor sürülmez. Çok keyifli bir şey. Ölmek istemiyorum. Yani çünkü hiç kimsenin sana saygısı yok. Ya ölmek için neden arıyorsun? Martı daha riskli değil mi? Son benzin zamlarından sonra trafik azaldı. Trafik biraz daha az bu arada. Evet. Cidden daha fazla insan şey kullanıyor. Toplu taşıma kullanıyor mecburen. O değildi taksici. Taksilere zam gelmiş. Evet öyleymiş. Şimdi şey diye şimdi şey çok komik oldu bu arada. Taksi bulamıyorduk ya. 2 ay önce falan taksi bulunmuyordu abi. İstanbul'da. Sıfırdı. Çok ucuz diye ağlıyorlardı. Şimdi çok pahalı yaptılar. Hiç kimse almıyor. Ben de bilmiyorum. Ben zaten bayağıdır bilmiyordum da. Çok acil bir şey olmadığı sürece taksiye binmiyorum. Belki yarın sabah bir bineceğim Beylikdüzü'ne gitmek için. Onu da tek bilmemin tek sebebi Uber'de %50 indirimim var. Başka bir nedenden de binmem. Uber şey dedi, %50 indirim vereyim mi ustama dedi. Ben de ver dedim. Ama ondan da emin değilim. Böyle güzel bir saatte kalkabilirsem, böyle 9-10'da kalkarsam çok büyük ihtimalle metrobüse gideceğim. Buradan şeye doğru yürürüm. Metrobüse doğru. Bayramlı'ya metrobüs bedavadır. Tamam taksiyle gideyim. İyi dedim. Onu. Yarın tur atmak için binen insanlar oluyor. Gerçi bomboş oluyor ya. Ben bugün dışarı işte dedim ya, spora gittim geldim, dışarıdaydım biraz. Millet bavulla kaçıyor İstanbul'dan şu anda. Herkes bavullaydı bugün gördüğüm.